Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, 73 bin için sonsuz teşekkürler. İnşallah daha 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 büyüyeceğiz. Hani ben 73 bin olarak görmüyorum, toplamda 85.500 olarak görüyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Lafı uzatmayayım, ben hızlı bir şekilde geçeyim. Ee, Ali Koç'un sessiz yazı 1.676 milyar TL'lik kasa kolaylığı. Şimdi Ali Koç seçim maratonu Jose Mourinho'nun imza töreni sonrası hani göz önünde olmasa bile yaptığı kasa kolaylığıyla dikkat çekiyor. 7 yıllık başkanlık döneminde aslında en göz önünde olmayan yazlarından birini geçirdi. Niye? Jose Mourinho'nun imza töreninde Mario Branco ve Acun Ilıcalı bir arada gözüktü. Ali Koç gözükmedi. Olması gereken de buydu. Buna karşın Ali Koş, New York'ta bile transfer için temaslarını devam ettirdi. Branko, Alıcalı ve Mourinho ile 7-24 görüştü. Yusuf Ennesiri, Sofyan Amrabat, Alan Saint, Maximin gibi 3 tane kaliteli e, A plus oyuncu Fenerbahçe'ye transfer edildi. Ve bu transferler yapılırken de Jose Mourinho'nun liste başı olduğu da hem ısrarla söylendi hem Jose Mourinho da doğruladı. Fedakarlıklardan kaçınamadı ama bir tek Christian Medina biraz hani Christian Medina olmayınca taraftar biraz küplere bindi açıkçası. Çünkü Boca Juniors Başkanı Roman Rikelme'nin uzlaşmaz tavrını bir türlü aşamadı. Ferdi Kadıoğlu gideceğim dediği için de biraz kolaylık sağlandı ve 33, 33 artı 2 milyon euroya gitti. Siz 30 artı 5 diyebilin. Ee, anlarsınız. Yani Bankalar Birliği anlaşması cartı curtu ama arkadaşlar transfer 50 milyon euroya yakın harcama yapan Jose Mourinho ve ekibine 12 milyon euro ücret ödeyen ücret ödemiş Fenerbahçe. Medina için 13,5 milyon euroyu bütçe ayırdı ve transferde 44,5 milyon euro 1.676 milyar lira vererek <laughs> yani çok ciddi bir para harcamış oldu. Bu videonun ana konusu nedir? Bu videonun ana konusu Ali Koç'u Yemeyin. Hayır arkadaşlar bu videonun ana konusu şu. Harcanan parayı da görün. Ali Koç benim babamın oğlu değil. Bana herhangi bir para da vermiyor. Aa eksikler var mı? Var. Yanlışlar var mı? Var. Hatalar var mı? Var. Ama vermiyor. Bir ikincisi şimdi UEFA konusuna gireceğim. Aslında bunu detaylı anlatacağım. Dün geceki canlı yayında diğer kanalda izlemişsinizdir. İzlemediyseniz bir kez daha izleyin orayı. Şimdi Medina Fenerbahçe mutlu sona ulaşamadı. Şu an için. Şimdilik. Ve temas da devam edecek. 13 Eylül'e kadar temas sürecek. Ve Jose Mourinho ısrarı var. İlla alın diyor. Allah'ınız dininiz varsa bana alın diyor. 22 esnek futbolcu aşırı beğeniyor. Mutlaka kadroya katın diyor. Geleceğin yıldızı olacak diyor. Hani ben Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe'yi sahiplendim. Fenerbahçe taraftarı da beni sahiplendi. Ben bu taraftara Hani bir Messi, bir Ronaldo hediye etmek istiyorum diyor. Türkçesi bu. Ve Fenerbahçe 15 milyon dolar sonraki satıştan %20 pay teklif etmiş. Yanlış yaptı Fenerbahçe. Ne 15 milyon dolar? Ver 20 milyon dolar. De ki kardeşim 5 milyon dolar zarar ettim. Yapacak bir şey yok. Ödesinler eşek gibi 5 milyon dolarını vergi olarak. Onların cebine 15 geçsin. Sen 20 öde. Futbolcuda de ki arkadaş durum bu. Ya gerçekten de bak. Ha kadroda sıkıntı yaşarmış. UEFA Avrupa Ligi'nin kadrosuna Fenerbahçe zaten yazamayacağı için şöyle yapıyor böyle yapıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Olur ya Arjantin milli takımında birileri e, kabu düşürür akıllarına. Giderler Arjantin milli takımına alırlar. Milli takıma aldıkları gün hayırlı olsun gözümüz aydın. Yani 40 milyon dolar, 30 milyon dolar Ahmet de girer işine, Mehmet de girer. Böyle, Hocam futbolcunun gönlü bizden yana. Tabi. Kesinlikle öyledir. Emin olun bizden yanadır. Arkadaşlar sakın böyle bir hataya düşmeyin. Sakın. Bak sakın. Bu adamlar profesyonel futbolcu. Yani beni yanlış anlamayın. Şimdi ben aldığım maaştan memnunum. Allah'a çok şükür. Allah herkese versin. Hani şehrimden memnunum, şehrimden memnunum. Ama karşına inanılmaz bir teklif çıkar. Demezsin ki ya Mustafa Hocam işte hani sen memnunum diyordun. Niye gittin demezsin. Anladın mı? Yani inşallah anlamışsınızdır. Şimdi Fenerbahçe için artık söz Chilwell'da. Şimdi Chelsea sol bekini kiralamaya yanaşıyor. Ee, ancak İngiliz yıldız ikna olmuyor. Çünkü o da İngiltere takımına kızgın. Şimdi Ryan Kent bize niye kızgın? Ben bugüne kadar aslında bakarsan e, sevgili Yağmur abi de buradan selamlar olsun. O diyene kadar benim aklıma bazı şeyler gelmediydi. Sen adamı transfer et. Sen adama 11 numara ver. Sonra Tadiç imkanı doğsun ve Tadiç'i transfer et. Kent yedeye düşsün. Bitti mi, bitmedi. Sen Kenti sağ kanat oynat, sol kanat oynatanı hani çözüm üretmeye çalış. Sonra baktın ki olmuyor. Kenti kadro dışı bırak. Adam intikam alıyor diyor arkadaşların çoğu. Ben de hak vermiyor değilim ama şöyle bir şey var. Hani UEFA'nın da en azından arkadaş 20 tane teklif gelmiş. 10 tane teklif gelmiş. Bunu da kabul et lazım. Şimdi bizden ne kadar alıyor? Yıllık atıyorum kafadan. 1.6 alıyor diyelim. 3 yıllık alacağını hani e, 4.8 <laughs> 4.8 diyelim. 1.8 diyenler de var yıllık bütçesine de o yüzden biraz şaşırdım. Ya bir kulüple anlaşalım. Yarısını ona versin. Yarısını biz verelim. Belli mi olur? Belki de bir sene içinde kendine gelir. Ertesi sene Fenerbahçe'ye geldiği zaman kadroda hani bir şey olabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin amacını söyleyeyim size. Böyle giderse ki böyle gideceğe benziyor. Hani 14 yabancı hakkım var. Bir tanesi kent olur. Kenti idmanlarda değerlendirirsin. Ya da U19'dan idmanlara çıkarırsın. A takım kadrosuna zaten 12 kişi yazacaksın ya. 13. kişi kent olur. Böyle böyle de 2 sene 3 sene bedavadan para alır. Futbol hayatını bitirir. Fenerbahçe'den sonra da hiç kimse almaz. Çünkü bu futbolcu söğüşçü derler. Yani futbolcu kendi kariyerini bitirir. Bunu da söyleyeyim ama bunu göze almış durumda. Hani Jose Mourinho gidip bir babalık yapıyor. Konuşalım edelim diye de yok abi hiçbirini kabul etmiyor. Yani Chilwell konusunda da şunu söyleyeyim. Daha önce ne dediysem yine aynısını diyorum. Biz Chelsea'ye diyoruz ki ücretsiz kiralayın 10 milyon lira opsiyon koydurun maaşını siz verin. Chelsea maaşını bir kısmını vermeye yanaştı. Hatta tamamını da verebileceğini söyledi. Fakat bu sefer de futbolcu gelmek istemiyor. Ben %50 ihtimal veriyorum sol beke. Anladınız mı? %50 ihtimal veriyorum. Fakat olabilir. Hocam sakatlık geçmişi var. Almayalım. Şöyle böyle. Ya bak. Galatasaray Hacı'yı aldığında Hacı'nin çok pis bir geçmişi vardı. Barcelona'dan aldı Biliyorsunuz değil mi? Mesela o adını almak istemediğim bir tane köpek var. Bir tane köpek aldılar. Kendisine köpek mesela hoşlanan bir tane köpek aldılar. Juventus'tan aldılar mesela. Ya oradaki sorunlu futbolcuları getiriyorlar buraya. Burada da sağ olsun hakemler kolluyor, federasyon kolluyor, MHK kolluyor, PFDK kolluyor. Burada kral ilan ediliyor. Hatta elmas kaçakçılığıyla şey yapıldı, anıldı ve bazı kesimlere göre gerçekten de bunu yaptı ama birileri engelledi denildi. Düşünün yani. Ya yani böyle ahlakı şey futbolcular ama gidip Galatasaray'a alıyor bunları. Fenerbahçe alsın dediğim zaman o falan filan en yakın örneğini vereyim size ya. En yakın örneği. Mason Greenwood. Ben burada yalvardım değil mi? Dünyanın en iyi transferi olur. Mason Greenwood alalım. Hocam İrfan Can Kahveci'nin mükemmel performansı var. Hayır İrfan Can Kahveci'nin mükemmel performansına da. Size de. Beyninize de. Kafanıza da. Beyninize de. Daha sayayım mı ya? Lig 1. 3 maç. 5 gol. 1 asist. 270 dakika. Alın size Mason Greenwood pişmanlığı. 26 milyon euro. Parayı basacaksan böylesine basacaksın. Manchester United'a desen ki arkadaş 26 vereceğiz ama 4 taksit vereceğiz. Anlayış gösterirler de. Marsilya'ya gitti ya. Getafe'den Marsilya'ya gitti. Üstelik biz o dönemde Şampiyonlar Ligi ön elemesi falan oynayacaktık. 5 milyon euro da bonus var yani. 31'e çıkabilir arkadaşlar. Sonraki satışından da Manchester United %50 pay alacak ya bu maddeyi biz de koydururduk. Yanlış anlamayın beni. İlla satacaksın diye bir şey yok. Satacaksın diye bir şey yok ki. 31'e sattı. 31'e almış oldun. Opsiyon devreye girdi. 60'a sattın. 30'u gitmiyor. 60'tan 31 çıkar. 29. 29'un yarısı gidiyor. Yarısı sende kalıyor. Ki niye satacaksın? 60'a da satmazsın. 80'e de satmazsın. Dünyanın sayılı futbolcularından biri sende olmuş olur. Bir kanadın böyle olmuş olur. Ya neyin anlamıyorsun? Solbekin Ferdi gitmeseydi Ferdi bu mükemmel bir şeye dönüşürdün. Ya millet 100 milyon Euro'lar falan teklif ederdi. Aa daha da olacak ha bu futbolcu ben size söylüyorum. Şu anda mesela transfer market değeri 25. Göreceksiniz 100'ü 100 falan asıl geçecek olan isim bu. Daha 22 yaşında 1 Ekim'de 23 olacak. Ama işte herkes her şeyden anlıyor. Herkes her şeyden anlıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa kadrosu ona da konuşalım. Şimdi Fenerbahçe UEFA'ya kadrosunu bildirdi, bildirdi bildirmesine ama bazı kurallar var. Şimdi nedir o kurallar? Onu konuşalım. Şimdi Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent, Bartu Elmaz, Emre Mor yer almadı. Zaten Ryan Kent Fenerbahçe'de kadro dışı. Ryan Kent kadro dışı arkadaşlar, bilginiz olsun. Emre Mor da kadro dışı. Bartu Elmas'dan Levent Mercan'da durumu başka. Niye başka? Onu da şöyle anlatayım size. Şimdi İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin. Üç kaleciyi saymıyoruz. Şimdi Ertuğrul altyapıdan yetişti. Ama mecbur yazıyorsun. Altyapı kontenjanının biri gitsin diye. Geriye ne kalıyor? Hani e, ana kadroda bir tane altyapın. Şimdi İrfan Can Eğribayat Türkiye'de yetişen futbolcu. Türkiye'de, Türkiye sınırları içinde yetişmiş futbolcu. Ve iki senedir, en az iki senedir sende. Samet Akaydın, Çağlar, Ciku, Mert Müldür, Osterwolde, Bekao, o sayı Samuel. Şimdi Çağlar, Ciku, Bekao, Samet Akaydın. 4 tane stoper. Mert Müldür sağ bek, sol bek yedeği. Osayi sağ bek, Osterwolde sol bek. Yani üçlüye de dönebilen bir savunma hattı konulmuş. Bir tane sol bek eksik. Ama sayıcı arkadaşlar 7. 3'te kalede var 10. Orta sahaya gelelim. İsmail Yüksek 1, Mert Akan 2. Fred 3, İrfancan Kahveci 4, Amrabat 5, Şimanski 6. Şimdi orta saha derken inşallah İrfancan'ı 8 17'yi düşünüyordur. Eğer öyleyse 6 isim ideal. 16. Forvet ve kanat forvet. Ceko 1, Tadic 2. Ennesiri 3, Cengiz Ünder 4, Cenk Tosun 5, Alan Saint Maxim'in 6. Yani kaç etti arkadaşlar? 16 22 kişilik kadro yaptı değil mi? Yanlışım yok. Aslında 21 kişilik kadro. Yani 17 artı 1. Adam sana diyor ki 17 tane istediğin gibi futbolcu diz. 4 tane Türkiye altyapısına yani Türkiye'nin altyapısına yetişen oyuncu koy diyor. Mesela kim? Samet Akaydın. Mert Müldür değil. Mert Müldür Avusturya'da yetişme. Ya Oğuz Aydın'ın yetişme mesela Oğuz Aydın Türkiye dışında yetiştiği için. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci. Bak 3 yaptı. Bunlar 3 yaptı. Cenk Tosun Almanya'da yetişme. Ciddi söylüyorum ya Cenk Tosun. Ben mi yanlışım var? Ee, Almanya'da yetişme değilim. Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Bak Cenk Tosun Almanya'da yetişme. Mert Müldür Avusturya'da yetişme. Bunları saymıyor. Yani Frankfurt'tan çıkma mesela Cenk Tosun. Anladınız mı? İrfan Caneribayat var hocam. 5 olmuş oluyor. Hani Bartu Elmaz'ı koysaydık Bartu'yu koyup kimi çıkartacaktın? Onu da merak ediyorum. İrfan Can kahveciyi çıkartacak halin yoktu. Hocam Oğuz Aydın'ı koyaydık. Cengiz'i çıkaraydık. Ya Oğuz Aydın'ı demek ki ligde deneyecek. Çünkü Oğuz Aydın ligde iyiydi. Ve hazırlık aşamasında. Demek istediğimi anladınız mı? Ha, Levent Mercan. E, hocam Levent Mercan olaydı da başkası olmayaydı. Mesela Samet Akaydın olmasaydı Levent Mercan olaydı. Katılıyorum. Bir şey de diyemem. Ama şunu söyleyeyim. Allah muhafaza Osterwold diye bir şey olsa hocam sol bekimiz yok diyorsun. Allah muhafaza Osterwold diye bir şey olsa üçlü savunmaya dönersin. Yapacak bir şeyin yok. Tamam hocam üçlü savunmaya dönelim de sol kanatta kim oynayacak? Maksimini mi oynatacaksın? He? Onu söyle hocam. Merak etmeyin Amrabat'ın Manchester'da sol bek oynamış olduğu için muhtemelen onu düşünmüştür. Yani benim sadece düşünce, düşüncesel olarak söylüyorum. Bu kadar takılmamak lazım. Bir de işin Galatasaray boyutu var. Ben Galatasaray'ın kadrosunu size verdim. Ee, şöyle gösterdim. Bu kadronun komik bir kısmı var. Ve ben yine diyorum. UEFA'da 8 maça çıkacağız. Ama ligde daha fazla maça çıkacağız. Medina için ben geberiyorum bak. Fenerbahçe'ye diyorum ki Medina'yı alın, alın, alın. Alın. Niye? Ligde Medina ile oynarsın. Şeyde bu. Çivıl alabiliyorsan al. Ligde Çivıl oynat. Medina'yı oynat. Avrupa'da Osterbol değil. oynat. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaray, Beşiktaş, belki Trabzonspor. Belki bir nebze. Başakşehir 4. Bu 4 maçta Fred'i oynat. Geri kalanlarda Medina'yı oynat. Hiç sırıtmaz. Ha, Samet demişken Fenerbahçe'nin stoperine talip çıktı. Lokomotiv Moskova takımı biliyorsunuz. Ee, mükemmel bir takım. Dünyanın en iyi takımlarından birisidir. Samet Akaydın ile ilgileniyor arkadaşlar. Bu arada hocam Cengiz Ünder niye yazıldı? Hani Cengiz Ünder gidiyordu? Arkadaşlar hani Cengiz Ünder gidiyordu? Ne oldu? Cengiz gidiyordu Emre Mor kalıyordu. Ne oldu? Size ben defalarca söyledim. Teklif geliyor kabul etmiyor. Gitmek istiyor olmuyor. 3 milyon euro civarında maaşı var. Kimse bu maaşı vermek istemiyor. Cengiz kaldı diye defalarca söyledim. Sonuç ortada. Ha şunu da söyleyeceğim. Lan inşallah inşallah kurban olduğum Allah'ım inşallah Cengiz eski günlerine hatta daha iyisine döner de deriz ki ulan sezon başında iyi ki göndermemişiz. Bak 40'a sattık deriz. Onu da diyeyim. Şimdi Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı Samet Akaydın. Ertan Süzgün'ün haberine göre Rus ekibi Lokomotiv Moskova Samet'i kadrosuna katmak istiyor. Bir dakika. Bir dakika. Kim kim kim? Ertan Süzgün mü? Yok artık. UEFA kadrosuna yazılan 30 yaşındaki stoperin Jose Mourinho tarafından takımda tutulmasına karar verildi. Panathinaikos'ta kiralık geçirdi. 34 kez formasını Tellet Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euroya transfer edilmişti. Şimdi aynı Ertan Süzgün'ün bir cümlesi var da ben onu okumak istiyorum size müsaadenizle arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle çocuklar sıra bana geldi çocuklar. Hazır mıyız? Diyor ki Fenerbahçe'nin an itibariyle Samet Akaydın'ı bırakmak gibi bir durumu yok diyordu. Demek ki Allah'ın işi. Ali Koç'tan flash açıklamalar. Önce ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi seviyorlar mı? Nefret ediyorlar hocam. Fenerbahçe küme düşse memnun olurlar mı? Olurlar hocam. Ali Koç'u seviyorlar mı? Hayır hocam. Ali Koç ölse kulüpler birliğindeki bütün kulüpler hemen hemen memnun olurlar mı? Olurlar. O zaman Ali Koç niye hocam bu kulüpler için geberiyor diyorsunuz? Türk futbol için niye bu adam geberiyor? Ne olacak ki? Neyi değiştirecek ki? Amacı ne ki? Katılıyorum. Katılıyorum. Katılıyorum size bir şey demiyorum. Ali Koç'un açıklamaları Kasımpaşa tesislerini görünce insan içi cız ediyor. Kıskandık. Her kulübümüzün böyle tesisleri olması gerekiyor. Sayın Turgay Ciner'i tebrik ediyorum demiş. Ben de tebrik ediyorum. Hatta Ciner'e yazıyorum. Soğuk espri oldu biliyorum. Neyse sıradakine geçeyim. Olağanüstü toplantılarımızdan birini yaptık. 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı? Hakemler nasıl geliştirilmeli? atamalar nasıl olmalı? İnanıyoruz ki TFF ile yapacağımız çalışmalar itibariyle önümüzdeki sene değişik bir yapı içinde olacağız. Biliyorsunuz her kulüp kendisine yapılan hatayı gündeme getiriyor. Temel kanaat şu. Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin çok daha iyi olması gerekiyor. Hataların minimize olması gerekiyor. İnsanın olduğu yerde hata olur ama Türkiye'deki hataların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz. Ben şunu söyleyeyim hataların minimize olmasında geçtim. Hata olsun. Vallahi lafım yok. Kasıt olmasın. Ben Türkiye'de kasıt olduğunu düşünüyorum. 3 gelir kaleminin dağılımı TFF'den istemiştik. Geçmişte %22 kesinti yapılırken bu sene %28 kesinti yapılacağı bilgisini aldık TFF tarafından. Hafta içinde İçişleri Bakanlığı bir toplantı üzerine o toplantıya biz de katıldık. Spor güvenliği değerlendirme toplantısıydı. Çok faydalı oldu. Bu arada çok önemli olan şey rakip takım taraftarlarının maçlara medeni şekilde gelip gitmesiyle ilgiliydi diyor. E, aramızda yapacağımız bir çalışmayla Türk futbolunun ekonomik bağımsızlığını kazanması için 5 yıllık bir çalışma planladık. Ve bu TFF ile de görüştük. Bu model sürdürülebilir mi? Bu bir model değil. İş istenmeyen noktalara gidebiliyor. Dış etkenlere çok açık oluyoruz. En çok konuşulan noktalardan biri vergi konusu oldu. Covid döneminde vergiler %15'ten 40'a çıkarıldı. Arkadaşlar yabancı futbolcu mesela Galatasaray Osimhen'e yıllık kaç verecek? 10 verecek. Hocam 6 açıkladılar. 10 verecek diyelim. 10 artı 4 verecek. 4 veren mi kulüp? Dünyanın en 4 veren kulübü 10, 4 verecek. Niye 4 verecek? Vergi. Hocam böyle saçmalık olur mu? Yani %40 çok fazla değil mi? Ben bir de şunu söyleyeceğim. Yanlış şurada. Biz yıllarca TRT'de falan görmüşsünüzdür. Türkiye'nin tanıtımı. Türkiye'nin tanıtımı. Akdeniz, Antalya'da bunlar var. Konya Altı Plajı'nı gezdiniz mi? Mazavremo, Davromaçi, Ruslarla görüştünüz mü falan filan. Neleri gördük neleri. Öyle değil mi? Türkiye'nin tanıtımı. Naim Süleymanoğlu falan gösterirlerdi. Hatırlayın ya. Eurovision, Euroveide, Daiken falan. Bunları falan gösterdik. Futbolcu getirmede Türkiye'nin tanıtımı olmuyor mu? Ben onu merak ediyorum. Bence var ya. Futbolcular muaf olmalı vergiden. Ciddi söylüyorum bak. Kulüpler vergiden muaf olmalı. Ama hangi kulüpler? Artıda olan kulüpler. Borcu olmayan kulüpler muaf olmalı. Devletimiz bunu yapsın ya da desin ki Arkadaş vergi yüzde %40 mı 40? Borcu olmayan kulüp bunun yarısını öder. Ya biraz da teşvik edin. Biraz da bir şey yapın ya. Devlet olarak biraz da siz bir şey yapın. Yani Hep de şeyden beklemeyin. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Elektrik faturalarına her ay 100 TL eklense bütün maçlar, dünyadaki bütün maçlar TRT1, TRT2, TRT bilmem ne, cart curt falan filan kanal çıkarsalar hepsi canlı yayınlansa kim itiraz eder? Hocam emekliler itiraz eder. Onlar hakkı, onlar şeyi yok. Onlara sıkıntı yok. Şaka bir tarafı 50 lira kesseler bütün maçları şifresiz izlesek. Al sana marka değeri. Müthiş de para olur. Neyse diyor ki ortak bir duruş gösterip birkaç transfer döneminde kulüplerin sadece stopaj yükümlülüğünü kulüpler alsın. Geri kalanı futbolcu ve menajeri nasıl yapıyorsa yapsın. Bunu nasıl yapacağımızı düşünüyorum. %40 vergi çok büyük bir yük yaratıyor demiş. Yayın gelirleri nasıl artar? Korsan yayını nasıl durdururuz? Bunları konuştuk. Ben size korsan yayını bitirmenin mükemmel bir yolunu söyleyeceğim. Mükemmel bir yolu. TFF başkanı çıkacak diyecek ki anamın babamın ölüsünün üstüne yemin ediyorum. Çoluğumun çocuğumun ölüsünün üstüne yemin ediyorum diyecek. Bundan sonra bu ligde haksızlık, adaletsizlik olmayacak diyecek. Hakem standardı bir olacak diyecek. Standart aynı. Ben gördüm bana göre sarı kart, bana göre yeşil kart, bana göre kırmızı kart. Geç, geç bana göreyi sana göreyi geç. Adam tekme kaldırıyor, yüzüne değiyor. Hatırlayın Arda kardeşler Galatasaray maçı. Tekmeyi kaldırıyor. Yüzüne diyor sarı veriyor. Ya sarı veriyor. Ya ben bunun dinine de inanmam. Allah'ına da inanmam. Kitabına da inanmam ya. Ya ben nikah şahidi olsa o nikahı kabul etmem ya. Mahkemeye getirseler ben bunu şahit diye hakim olarak kabul etmem ya. Ya varın başında izliyor. En nesiri pas atılıyor. Offside yok. Son adam vuruyor deviriyor. Kırmızı penaltı olacak. Fenerbahçe 2 puan bıraktı orada. Hadi verin geri 2 puanı. Hadi verin. Veremezsin git de oradan. Galatasaraylı futbolcu yüzüne vuruyor. Ya sarı kart bile yok. Sarı kart bile yok. Bu üç hakemi de çağıracaksın diyeceksin ki sizin bu sizin bu maçı paranızı vermiyorum. Vermiyorum. Size 5 maçta maç yok. Siz bunu göre göre vermediniz. Siz bu kulübü tutuyorsunuz diyecek. Hakem artık var ya Galatasaraylı olsa bile diyecek ulan diyecek ama ben Galatasaray maçlarında yani ben elimden geleni yapayım. Ekmeğimden olacağım diye. Başka türlü yayın geliri artmaz. Ya şu anda kimse yayın bak kimse parasızlıktan almamazlık yapmıyor ha. Maçı korsan izleyenlerin %90'ı adaletsizlikten. Üstelik işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Bu %90'ın belki %30'u Galatasaraylılar. Hala Fenerbahçe'nin kullanarak şampiyon yapıldığına inanan zeka kitlesi var. Fenerbahçe arka arkaya 2 senedir şampiyonmuş Galatasaraylı arkadaşlarım. Yemin ediyorlar. Namusuna yemin ediyor. Karısının namusuna yemin ediyor ki Fenerbahçe hakemler kolluyor diye. Ya bu kadar aptal, bu kadar geri zekalı bir... Yani Nasıl olur insan diyorum. Diyorum ki bak senin sorunu cevap olarak kanıtlıyorum. İki senedir Galatasaray şampiyonudur. Hakemlerimize rağmen biz şampiyon olduk. Şöyle yapalım. Mesela gelin şöyle yapalım. Ülkenin yönetim şekli var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Hadi Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen başbakan seçin. Vallahi de billahi de Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Hadi yapın bunu. Bırakacağıma söz veriyorum. Yapın. Ya da şöyle yapın. Ee, mesela bu kadar kişiye rağmen devletin resmi dini Hristiyanlıktır yazın. Herkesin kimliğine Hristiyan yazdım. Fenerbahçe'yi bırakmasam adam değilim. Sizin dediğinizden aynı şey. Hakem kolluyormuş ona rağmen Galatasaray şampiyon olmuş. Ya buna inanıyorsanız siz beyinsizsiniz ya. Gerçekten beyinsizsiniz. Boşuna beyin taşıyorsunuz. Ya Fenerbahçe kompleksini yüzünden Bu kadar yalan söylüyorum. Namusuna yemin ediyor. Yazıklar olsun ya. Bak yayın geliri, giderleri bir sürü şey var. BN Sports açık şeffaf bir şekilde ki şu kadar kazandım, şu kadar maaş ödedim, şu kadar kar elde ettim. Onu gördüğünüz zaman zaten şok olacaksınız. Ya BN Sports'un yayını kaç kişinin oldu? Ya MHK biletleme konusu falan filan. Geçin bunları Sayın Ali Kuş, Geçin. Talimatlarda çok değişiklik yapıldı. Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansı. Hiçbir şekilde performans ve ödül sistemi yok. Bizler dünyanın yatırımlarını yapıyoruz. Bir öğretmen olarak söylüyorum. Bende ceza sistemi yok. Bende ödül sistemi var. Başarı ödüllendiriliyor bende. Başarısızlık cezalandırılmıyor. Bu sayede başarıyı çok arttırıyorum. Hakemlere biz ne diyoruz? Şöyle yaptım böyle yaptım. Hakemlere şunu yapalım. Diyelim ki kamuoyu takdir etti seni. Sana bir maaş hani maçta atıyorum 50 bin lira aldı. 50 bin lira ödül. İkinci maça hakem can atar can. İngiltere'ye açar, İspanya'ya açar. Ulan der, ben de böyle yöneteyim. Ödül verin. Doğruya doğru. Bir hakem kararıyla bu yatırımlar olumsuz etkileniyor. Niyeti sorgulanan hataların son bulması lazım. Bak niyeti sorgulanan. Ben söylüyorum size. E, hakemleri çağıracaksın diyeceksin ki. Arkadaş eğer herhangi bir takımı gerçekten kolladığınıza inanırsan bu işten ekmek yedirme. Sizin her şeyinizde devletten inceleme isterim. Cumhurbaşkanına da direkt söylerim. Bu herifin her şeyini inceleyin. Telefon kayıtlarını, banka kayıtlarını, işte otel kayıtlarını hepsini inceleyin derim. Uğraşırım sizinle diyeceksin. Ama diyeceksin. iyi yönetirseniz de ödül vereceğim. Bu kadar basit. Yani Türk futbolunda her şey değişiyor. Hakemler değişmiyor. Bir sürü yapısal sıkıntı var. TFF'nin bunlara adres dediğini görüyoruz diyor. Ya, bizim de çurbada tuzumuzun olması lazım. En çok bizim yanımız, canımız yanıyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Al görüyorsunuz. Young Boys. Küme takımı ya. Küme takımı. Kümeye düşecek belki de ya. Galatasaray iki maçta tokatladı ya. Ayıptır lan bu. Ayıptır. Bu ayıp. Bu var ya kanıttır. Delildir. Bu delildir. Senin kullanarak şampiyon yapıldığını delilidir ya. Sen de Lille elendin Fenerbahçe olarak. O zaman hocam Lille Young Boys'u aynı kefeye koyuyorsan senin beynin zaten uçarak depar atmıştır. Dört katı. Ha o Lille Galatasaray beşlerde altılarda o da ayrı mesela. Bu Sena sürmeneli olayı. Bu sene yapılan saldırı kursuna tam bir bilgim yok. Ancak işin sonuna kadar gideceğiz. Ona öyle tokat atmak olan kolay değil demiş. O daha bize nice madalyalar kazandıracak. Çok geçmiş olsun demiş. Ben şunu söyleyeyim. Milli bir sporcuya ya milli bir sporcuya bu yapılıyorsa bu vatan hainliğiyle eş değerdir. Kimse bana yanlış anlamasın. Ha olay şey değil. İşte Trabzon sınırlarında sen Fenerbahçe'nin sporcusun diye falan değil. Trafik. Önüne kırma meselesi. Yanlış anlamayın. O mesele olsa daha da büyük mesele. Yaşanlı Türk bayrağı için orada şey yapıyor. Önemli olan Fenerbahçe'nin sporcusu olması değil ki. Türk, Türkiye adına şey yapıyor. Yabancı sınırı bakın burası önemli. Burayı da konuşayım da bitireyim. Çok uzun oldu. Kusura bakmayın ama hani yorumumu katmak zorundayım. Bazı kulüplerimizin hala fazla yabancı oyuncular var. Bu ne demek? Bu insanları kaybedemezseniz sözleşme fesi hakları doğuyor. Arkadaşlar bak futbolcu listeye yazamazsan sözleşme fesi hakkı doğuyor futbolcunun. Ve parasını da çatır çatır alıyor. Türkiye'nin parasının çöpe gitmesi demek bu. TFF ile bu konuda görüştük. Yabancı sınırını arttırmadan bu konuda nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bunun üzerine konuştuk. Sağ olsun TFF'de bu konuda bu kulüplerimize nasıl yardımcı olacağına dair çalışmalarda bulunacağını bize ifade etti diyor. Arkadaşlar geçici lisans. Bu lisans şöyle. Futbolcunun lisansı çıkıyor. Sen onu U19'da oynatıyorsun. Kadrondaki bir futbolcu sakatlanırsa ya da cezalı duruma düşerse bu futbolcuyu yedekten kadroya dahil edebiliyorsun. Bu sayede Sözleşme fesi hakkı doğmuyor. Mesela Ryan Kent gibiler gelip de az olsa paramı verecekler ben de burada kalırım diyemiyor. Ama çok geç kalındı. Acil bir kararla çıkarılması lazım. Bu sadece Fenerbahçe için değil Galatasaray için. 5.8'e Oliveira'yı gönderdiler. Ha, gerçi ben o olayda başka bir şeylerin de olduğunu düşünüyorum. O ayrı mesele de. Neyse. İnşallah anlatabilmişimdir. Ama Türk futbolunun acilen çözmesi gereken şey hak. Hak yeniliyor ve ben bir takımın kollandı. Ya bugün Fenerbahçe hakkı yenilen. Yarın Galatasaray olmayacağını kim bana şey yapacak? Şöyle bir kadro kurmuş mesela. Sol kanat Pert. Barış Alper Len mesela. Fenerbahçe maçlarındaki gibi olsa insanlar hayvan gibi girseler kart yemeseler. ikisi sezonu kapatsa mesela. Galatasaray siz zannediyor musunuz? Lider kalacak. Her maçını kazanacak. Avrupa'da ne yapacak? 8'de belki 0 çekecek. Sırf şuraya yüzünden. Sırf mesela bak. Dediğim gibi bak Barış Alper Len İkisi sakatlansa, devreyi kapatsalar mesela, temenni olarak söylemiyorum, dua olarak söylemiyorum. Yanlış anam benim de futbolcularım var, Aa, benim de evlatlarım var. Bunlar da benim evlatlarım kardeşlerim. Sadece şunu söylüyorum ya, çok sert geldi. Mesela, Cao Pedro hazırlık maçında ayağına çok sert gerildi, kırmızı kartlık hareket, kart bile vermedi hakim. Ve o çocuğun futbol hayatı bitti Fenerbahçedeki. Zannediyor mu hakem? tuttuğu takımın başına gelmeyecek. Belki de en pahalı futbolcularını ilk maçta sakatlanacak. Hayrını göremeyecekler. Kötü niyetlerinde. Diyorum ya Barış Alperen Jacobs. Sakatlandı. Bu arada Barış Alperen de iyi bir Fenerbahçelidir ha. Bilmeyen arkadaşlar da söyleyeyim. Koyu bir Fenerbahçelidir. Hadi nerede? Araştırın da bakın Kerem Aktürkoğlu gibi. Şu ikisinin sakatlandığını düşünün. Bir bakın bakalım neler olacak. Jelert mesela. Jelert gitse Barış Alper oynatır. O zaman yine bak kanatta bir kişi gitti. Yani şu anda mesela Galatasaray'ın şu kadrosu da komedi. O ayrı mesele. Fenerbahçe'ye biz çok takılıyoruz Avrupa kadrosu için ama. Hani Osterwolde'nin yedeği yok diyorsun. Lan Amrabat oynar. Çağlar'ın sol bek oynama özelliği var. Bilginiz olsun. Üçlü savunmaya dönebilirsin. Mert Müldür oynar. Bir şekilde oynatırsın sen. Ama bunları da görün. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok fazla ukalalık yaptığım gibi oldu. Ama asıl dünkü canlı yayını izlemediyseniz gidin. ikinci kanalımızdan canlı yayını izleyin. Görüşmek üzere.